Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'te sürdürülen yoğun diplomasi trafiğine değindi. Terör konusunda somut adım beklentisini yineledi. Çavuşoğlu, iki ülkenin NATO'ya üyeliğinin üçlü muhtıradaki taahhütleri yerine getirmelerine bağlı olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği söz konusu olduğu zaman biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Fakat müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde... Bu iki ülkede e, maalesef terör örgütleri mevcut ve destek buluyorlar dedik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olmadıklarını bu sözlerle ifade etti. Türkiye'nin beklentilerini hatırlattı. E, göreceli olarak bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. E, ama İsveç'in daha atması gereken e, daha somut adımlar var. Mesela terörizmin finansmanı aynı şekilde terör varlıklarının dondurulması ve suçluların da Türkiye'ye iadesi. Çavuşoğlu İsveç cephesinde yeni hükümetle beraber olumlu adımların atıldığını gözlemlediklerini söyledi. Bazı yasalar değişti. Terörle mücadele yasası, anayasada değişiklikler yapıldı özellikle İsveç'te ve Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdıklarını da söylediler. Terör örgütü PKK-KCK üyeliğinden hükümlü Mahmut Tat'ın İsveç'ten iadesine değindi. Biraz önce bahsettiğiniz şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici. Ama bu şahıs bizim listemizde yoktu. Ama neticede olup olmaması da önemli değil. Ama listede olan kişilerin de Türkiye'ye iade edilmesi orada bulunanların mal varlıkların dondurulması gibi taleplerimiz ciddi taleplerdir. Çavuşoğlu'na Finlandiya Savunma Bakanı'nın Perşembe günü Türkiye'ye yapacağı ziyarette soruldu. Finlandiya Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü Finlandiya'dan henüz daha bize yönelik silah ambargosunu kaldırdıklarına yönelik bir açıklama olmadı. Böyle bir açıklamayı da kendilerinden bekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde Türkiye ile olan yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar perşembe günü Fin mevkidaşıyla Türkiye'de bir araya gelecek. Gündemin ana başlıkları savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya'nın NATO üyelik süreci olacak. Türkiye'nin Finlandiya ile üst düzey görüşme maratonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Perşembe günü Finlandiya Savunma Bakanı Antika Ikonen ile bir araya gelecek. Görüşme Türkiye'de yapılacak. Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya'nın NATO üyelik süreci de masada olacak. Görüşmeye ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekti. NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütüyle mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir. 28 Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan üçlü memorandumu referans gösteren Akar İsveç ve Finlandiya'nın imza altına alınan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu memorandumun bir son değil, bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını verecek. Biz de İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz. Akar, pazartesi günü de Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi ile bir araya gelmişti. Haberle de izledik zaten Savunma Bakanı Perşembe günü Türkiye'ye gelecek. Ancak öncesinde Dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin PKK'lı Tekin İstekli'nin iadesine ilişkin talebi Finlandiya tarafından reddedildi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini şart koşmuştu. Finlandiya ve İsveç'ten üçlü mütabakat çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesini istedi. Finlandiya'dan 6 PKK'lının iadesi talep edildi. O taleplerden birine red yanıtı geldi. Finlandiya Adalet Bakanlığı, Finlandiya Yüksek Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda PKK'lı Tekin İstekli'nin Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi reddetti. Red yanıtı Türk makamlarına iletildi.